Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğumuz için bölgede bu ihtiyaç görülür görülmez araçların koordinasyonunda belediyelerimizin desteğine, bunların hepsiyle alakalı genel sekreterimiz hem Antalya'da hem Muğla'da bütün organizasyonları yaptı ve yangın çıktığında ve sonrasında büyük millet olmanın gerektirdiği çok büyük destekleri halkımızla birlikte herkes elinden geleni yaparak yangını söndürmek için büyük bir gayret gösterildi. Ama afet durumlarında bize şunu gösteriyor ki özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği öncesi, sırası ve sonrası diye öncesinde alınması gereken tedbirler var. Öncesinde alınması gereken tedbirlerle alakalı biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sayın Valimizin başkanlığında toplandığımızda yaptığımız çalışmalarda öncelikle yangın çıkmadan önce toplumsal duyarlılığı çoğul, ancak bu deprem gibi, aynen sel gibi, aynen afet gibi nasıl müdahale edilecek, kim ne yapacak, kimin hangi görev alanı var, buna baktığımız zaman Orman Müdürlüğümüzden aldığımız bilgide orman köylerimiz, yaklaşık 180 orman köyümüz var. Orman köylerimizin ilk müdahalesiyle daha itfaiyenin haber verildiğinde kısmına gelmeden müdahale edilebilmesi için bir takım malzemelerin ihtiyacı olduğunu bize söylendi. Biz de bütün bu oradaki orman büyüklüğüne göre hangi köye, orman köyümüze ne kadar malzeme verilecek bunlarla alakalı bir çalışma başlattık. Bu çalışmada özellikle kazma, kürek, hızlı bir şekilde sulama, ilk yangın, küçük yangın tüpü gibi malzeme desteğinin hızlı bir şekilde temin edildiği zaman herhangi bir yangın durumunda itfaiye zaten hızlı bir şekilde geliyor. Gelene kadar ki o ilk müdahalenin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu desteği vermek için bir çalışma yaptık. Bunu çok çok önemli buluyoruz. Öncesindeki alınacak tedbirleri, koruyucu önleyici tedbir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tedbirimizi güçlü bir şekilde almamız gerekiyor. O yüzden Sayın Valimizin başkanlığında, Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız protokollerde neye ihtiyaçları var? Bunların hepsini belirledik. Ayrıca ormanlarımızın altındaki, özellikle Kilis'teki yangında Kilis Valimiz aradı. Bizim itfaiye ekibimiz bütün bölgedeydi. Osmaniye'de, Mersin'de, Antalya'da bütün yangınlarda ekiplerimiz güçlü bir şekilde sahaya çıktı. Kilis Valimizin söylediği çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Hem biliyorsunuz oradaki yanan kısımlarla ilgili komşumuz, kardeşimiz olan şehre ağaçlandırma ile ilgili destek olacağımızı söyledik. Ama Valimizin söylediği çok önemli bir şey var. Dedi ki başkanım, kozalaklar o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki mutlaka altların temizlenmesi gerekiyor dedi. Biz onun üzerine de bütün ekip olarak, biz yaklaşık 650 kişilik bir ekiple jandarma, emniyet, iki merkez ilçemiz, Şahinbey, Şehit Kamil belediyelerimiz hep birlikte bize ait olan olmayan bütün ormanların altındaki o birikmeleri temizleme kararı aldık. Şunu gördüm, çok fazla sayıda şişe var. Ve maalesef insanımız riski oluşturuyor. Yolda gittiği yerde o kadar çok şişe atılmış ki şişe sıcakta mercek etkisi yapıyor ve yangının daha da hızlanmasına vesile oluyor. Biz kent estetiği bölümümüz, Erdem Bey'in başkanlığında Gazi Bey'in bütün ekibi yaklaşık 10 günden beri hem kendimize ait olan hem ormanlara ait olan kısımlarda büyük bir temizlik çalışmasına başlattık. Bunu da kurumsallaştırmak gerekiyor. Burada farkındalığı artırmak gerekiyor. Ve burada çok ciddi bir şekilde milli eğitiminden tutun, bütün ilgili müdürlüklerle bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Ve bunu 3 ayda bir rutine döndürmek gerekiyor. O yüzden bununla alakalı bu maddemizin gelmesinin nedeni bu. Hem kendi şehrimizdeki ormanlarımızı daha güçlü korumamız lazım. Ormanlar bizim evimiz, ciğerimiz. O yüzden onların daha iyi korunması için alınması gereken tedbirler var. Büyükşehir Belediyesi olarak ne tür tedbir gerekiyorsa her türlü desteği vermek için bu maddeyi getirdik. Ayrıca itfaiyemiz 2014 yılında ben ilk başkan olduğumda çok iyi hatırlıyorum. Ramazan günüydü, hep anlatırım. Organizede yangın çıktı dediler. 15 dakikada
Koca fabrika yok oldu. Biz onun üzerine itfaiyemizin kurumsal kapasitesini, organizenin itfaiyesinin kurumsal kapasitesini güçlendirmek için yoğun bir çalışma yaptık. O zaman da bana dediler ki başkanım alkol bazlı köpük gerekiyor. İtfaiye mezunu elemanlar gerekiyor. Makine ekipman, personel takviyesinde. Şu anda İstanbul'dan sonra bana göre Türkiye'nin en güçlü itfaiye ekibini kurduk. Zaten bu farkı da hızlı bir şekilde görüyoruz. Çok hızlı yetişiyorlar. Bir de akıllı şehir, akıllı itfaiye dijitalleştirdik ve teknolojiyi kullanıyoruz. Bunlarla alakalı özellikle personelin itfaiye mezunu olması, bunların hepsini Petkim başta olmak üzere hangi kurumun itfaiyesi daha güçlüyse hepsini eğitim aldık. O eğitimcileri buraya getirdik, eğitici eğitimini aldık. Kendi kurumsal kapasitemizle güçlü bir şekilde yapıyoruz. Ama en önemli kısım önceki tedbirler, ondan sonraki kısımda da şu anda bir rehabilitasyon gerekiyor. Onunla alakalı kısımda da yine bize düşen neyi varsa Gaziantep Büyükşehir olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Hem meclisimizi bilgilendirmek istedim. Bu maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.